Siyaset ne alemde? Hiç de iyi bir alemde değil. Dünü aratıyor. Çünkü salih bir amel noktasında ne görev ve ne de misyon üstleniliyor. Ve ne de şeffaflık arz ediyor. Hep sırlar alemi içerisinde bu kalemun bir ruhu organize ederek kendine alan yaratıyor. Hiçbir değere önem vermiyor çünkü o değerler üzerinden siyaset devşiriyor. Kavram aldatmacasıyla kendine yaşam alanı hayat iksiri oluşturuyor. Felhasıl siyaset hiç de sadra şifa verici değil. Bakınız yıllar yalıdır bu minvalde yazıyoruz, çiziyoruz, konuşuyoruz, memleket meselelerine odaklanıp yerli ve milli olabilme adına tarihsel tecrübenin ışığında tavsiyelerde bulunuyoruz. Büyük bir çaba içerisinde hep acaba bu kez iyi olunacak, siyaset salih bir amelin rotasında değerleri, kutsalları ulvi bir kimlik ve hassasiyetle sahiplenecek mi deyip duruyoruz. Ama velakin kime dersin? Hali durumdan dolayı da hayıflanmıyor değiliz. Zira söylediklerimiz, dile getirdiklerimiz, yaşanan ve yaşatılanlar noktasında siyaset dünyası hakikatlere üç maymun koduyla bakıyor. Özellikle muhafazakar geçinen ve inanca dayanarak toplumdan oy alan siyasilerin ortaya koyduğu siyaset ne hazindir ki birbiriyle örtüşmüyor. Söylen ve eylemler aynı istikamette yer almıyor. Zıt kutuplarda seyrettiği için de bu ne melez, çelişkili, güven vermez siyaset kulvarında insan derin düşünceleri mahkum ediyor. Hayal kırıklıkları yaratıyor. Milli iradeyle paralellik arz etmeyen adımlar atılıyor. Bu da haliyle söz konusu siyasetin ülke için millet için devlet için hayati önemden çıkarak hayati tehlike arz edici kimliğe dönüşüyor. Çünkü bu siyaset ve siyasilerin anlayışı şunun idrakinde değiller. Bu millet susuz kalabilir, ekmeksiz kalabilir, aç kalabilir, parasız, pulsuz kalabilir. Ama ve lakin inancını, ahlakını, kültürünü, tarihini hiçbir şeyle değiştirmeyeceği gerçeğinin farkında değil. Yoksa 1950'lerden günümüze dek yola çıkan milli siyaset, özellikle muhafazakar geçinen, milli iradeyi temsil eden siyaset anlayışı mevcut müesses nizamın emir ve komutasında yürümezdi. Milli iradenin istekleri paralelinde başarılar elde eder, özellikle ulvi değerleri dokunulmaz hale getirirdi. Ama hiç de bu rotada yürümedi, hedef seçip sonuca başarıya yönelmedi. Hatırlarsak 1950'de iktidara gelen de Demokrat Parti'nin birinci dönemdeki halisane yapmış olduğu meclis çalışması, Bakanlar Kurulu, devletin çarkını az da olsa CHP anlayışından kurtarmaya çalışıldı ki halk CHP'nin mezaliminden kurtulmanın umudu içerisindeydi. Onun için de büyük bir çoğunlukla oyunu Demokrat Parti'ye vererek ikinci bir dönem için iktidar yetkisi tevdi etti. Ama ne yazık ki millet hayal kırıklığına uğradı. Zira parti şenlendi, yüz gördü, oylar çoğaldı. Hal böyle olunca da inanmayan masonik mahvelerin mensup insanlar partinin içine sızmaya başladı. Netice itibariyle hükümet alaşağı edildi, merhum Menderes iki arkadaşıyla beraber idam edildi. Parti dağıldı. Yine hatırlarsak Demokrat Parti'nin muhafazakarlık mirasından faydalanmak için bu kez Adalet Partisi kuruldu. General Galip Gümüşpala Genel Başkanı o da başaramadı. Bir iniş, bir çıkış. Yani altı defa geliş, yedi defa gidiş ve büyük bir masonik kafaya sahip Demirel ülke yönetimini üstlendi. Ondan da bir şey anlaşılmayınca anap geldi. Turgut Özal. Bunların paralelinde bunların siyasetini beğenmeyen merhum Erbakan, Milli Nizam, Milli Selamet, Refah, Fazilet, Saadet gibi değişik isimlerle değiş tokuş yaparak muhafazakar milli siyasete sahip çıkmaya çalıştı. Nihayetinde geçici olarak bir yıllığına refah yol adı altında koalisyonlu iktidar oldu. Kendisi de başbakanlık koltuğuna oturdu. Ama heyhat, onun tezleri, söylemleri, kurulan bir siyasetin temel felsefesine aykırı olduğu için hemen dıştan kumandalı vesayetçi bir anlayışa sahip 27 Mayıs darbesinin uzantısı olan generaller harekete geçti. 28 Şubat'ın akımıyla Erbakan da alaşağı edildi. Ortağı olan Çiller de devre dışı bırakıldı. Fazla başınız artmayalım. 28 Şubat'tan sonraki gelen üçlü koalisyon maazallah. Başında bulunan Ecevit, MHP lideri Bahçeli ve Mesut Yılmaz. Bunların döneminde ağır faali meçhul olaylar yaşandı. Toplum, gençlik, çok değişik fraksiyonlara ayrıldı. Vay sen Hizbullahçasın, sen Akıncasın, sen PKK'lasın vesaire vesaire gibi nice isimlerle terör örgütleri oluşturuldu ve nice fişlemelerle vatandaşlar ötekileştirilmeye çalışıldı. Zaten bunların hepsini bir araya koyarsak, 12 Eylül'ü gerçekleştiren Kenan Evren'i konu edersek, hepsini geride bırakır. O apayrı bir zındıka cereyanıydı. Özetle, bir bütünlük içerisinde laikçi ve Kemalistanlı işin gölgesinde, ülkeyi dinsizliğe, imansızlığa iterek PKK, Hizbullah, Hizbullah'ı da ikiye bölüp menzilciler ve ilimciler gibi yapılarla çatıştırıldı. Yargısız infazlar yapıldı. Asil kuyularımı, köy baskınlarımı, cezaevlerimi hepsi bu ülke insanına farklı siyasi hesapların girdabında reva görüldü. Neyse, çok da detaya girmeye gerek yok. Sonuç itibariyle diyeceğim şu, son bir asır içerisinde ortaya konulan siyaset hiçbir zaman milli siyaset olmamıştır, olmaya da meyil vermemiştir. Halis bir niyette ortaya koymamıştır. Hiçbir şekilde bu millete maneviyatını da yaşatamamıştır. Hele hele şu AK Parti'nin 20 yıllık çalışma haline bakıldığında gerçekten ortaya konulan siyaset açısından insan çok vahim ümitsizliklere sürükleniyor. Muhafazakarlıkla yola çıkan Refah Parti'den Selamet Parti'den ayrılıp hem de Erbakan'la kavgalı olarak ayrılıp parti kuran zevatı muhteremler ne yazık ki birbirlerine düştüler, bölük pörçük oldular. Parti ancak bugünkü Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın elinde kaldı. Gerek Başbakanlık dönemi olsun, gerek Cumhurbaşkanlığı dönemi olsun, Allah var inkar edilmez, çok büyük çabaları oldu. Özellikle İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun büyük çabasıyla terörle mücadelede dev adımlar atıldı. Ve ülke geçici de olsa şiddet ve terör noktasında nefes alabildiyse de bu da onların çabalarıyla olmuştur ama ekonomiksel sıkıntı, doların yükseklere fırlaması, akaryakıtın her gün biraz daha haddini aşarak zam görmesi ülkeyi mevcut kritik sürece sokmuştur. Toplum çok büyük sıkıntılarla karşı karşıya. Gel gelelim AK Parti'nin son 5-6 yıllık zaman dilimi içerisindeki siyasetine ve tabii ki devlet kurumları. Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan'ın başında bulunduğu bir devletin içine sızdırılan çok kirli emeller ne yazık ki devletin bazı bakanlıkları bünyesinde bilerek, bilmeyerek, isteyerek, istemeyerek çok kirli işlere, olumsuz projelere imzalar atılıyor. Örneğin bir hafta önce Antalya'da bir soytarının Kur'an kursunda Kur'an-ı Kerim'e tekme atması, basması, ayaklarının altında ezmeye çalışması. Bursa'da bir okulun binasında okul aile birliği etkinliği adı altında körpe dimalı gençliğe dansöz oynatılması. Kocaeli Üniversitesi'ndeki İlahiyat Fakültesi'nin mezuniyet töreninde öğrencilerin hep bir ağızdan... 10. Yıl Marşı'nı okuması, Kayseri Erciyes Üniversitesi'nin düzenlediği Bahar Şenliği'nde binlerce öğrencinin İzmir Marşı okuması ve daha sayabileceğimiz nice provokatif eylem ve söylemler, yaşananlara karşı insan acaba diyerek bunların tümü vesayetçilik hareketlerine bir nevi çağrı mıdır? Yeni darbelerin alamet-i farikaları mıdır? Vesayetçi ve postmodern batı çalışma grubu vesaire gibi kirli anlayışların bir öncül hareketleri midir? Her neyse, hiçbiri milletin gözünden kaçmaz. Ama her nedense AK Parti iktidarına ne oluyor ki, hiç ama hiç de bunlara karşı bir refleks geliştirmediği gibi kimseden de bir ses çıkmıyor. Başını kuma gömmüş, deve kuşu gibi olayları izliyor sanıyor ki kimse beni görmüyor. Yanlış bir anlayışla başını kuma gömüyorsa da bilmelidir ki gövdesi dışarıda. Dost söyler kabilinden. Bu millet beklentilerini AK Parti'den bulamazsa, milli irade tahakkuk etmezse dert demez istikamet değiştirir. Toplum, ümmet, ben bir hayal kırıklığına mı uğradım diye düşünmekten kendini kurtaramaz bir hale gelir. İşte tüm bunların yaşanır haline dedik ki siyaset ne alemde. Bu siyasetin çalışma hali pürmelali, siyasetçileri nereye götürüyor sorusunu ikmale getiriyor. Hem de iri puntolarla. Sonuç itibariyle toplum büyük bir beklenti içerisinde yaşıyor. Ama heyhat, bekle gör misaliyle bir türlü rahat nefes alamıyor. Sürekli kabuslar görüyor. En derin saygı ve sevgilerimle.